Sağlıklı bilginin en doğru adresi Doktor Feridun Kunak Show bugün de dop dolu. Ayaklarınız sağlığınız hakkında neler söylüyor? Ayak sağlığını korumanın yolları. Düz tabanlık ve yürüyüş sorunlarından kurtulmak için tabanlık yapımı. Refleksoloji masajı nedir ve nasıl yapılır? Ayak ve vücut sağlığınız için tüm ayrıntılarıyla refleksoloji masajı anlatımı. Her derde şifa olacak enginar sirkesi yapımı. Serap Kunak'tan yapımı kolay, sunumu harika olacak zebra kek tarifi. Az sonra Doktor Feridun Kunak Show'da. Hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Ekran başındaki seyircilerim, sizler de hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Bugün Ankara'mızın Yeni Mahalle ve Demet Evler'den kardeşlerimiz geldi. Hoş geldiler, sefa geldiler. Neşe ablamız getirdi, hoş geldiler hep beraber. Güzellikler olsun, iyilikler olsun, huzur olsun, güzel bir programımız olsun inşallah diyelim. Ekran başındaki seyircilerimize de saygılarımızı sunup güzel bir programa başlayacağımızı müjdeleyelim inşallah. Kardeşler, bugün sizlerle ayaklarımızın dertleriyle ilgili konuşacağız. Ayaklardaki kemik çıkıntılarından, parmak araları kaşıntılarından konuşacağız. Niçin? Yaz geldi. Yaz geldiği için biraz kaşıntıları düzeltmemiz lazım. Ayak topuklarındaki o görüntüleri düzeltmemiz lazım. Ayaklarımıza biraz bakmamız lazım. Her zaman bakmamız lazım da şimdi daha çok bakmamız lazım. Onları konuşacağız. Ayak kenarlarındaki çıkıntılardan başlayacağız. Ayak bozukluklarından başlayacağız. Ayak basınç bozukluklarından başlayacağız. Ben size bir şey daha öğretmek istiyorum. Ayak taban altındaki refleksoloji denilen ayağın altındaki noktalara masaj yapmayı öğreteceğim ki oraya masaj yaparak kabızlığı gidermeyi, oraya masaj yaparak baş ağrısını gidermeyi, oraya masaj yaparak bel ve sırt ağrılarını gidermeyi beraberce öğreneceğiz burada. Nasıl yapıldığını göstereceğiz. Ayağın altında da başlı başına bir alem var. Hepsini göstereceğiz. Kardeşler, bugün size Allah'ın verdiği bir mucize, Allah'ın verdiği bir nimet enginardan bahsedeceğiz. Enginar hakikaten çok 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 faydalı ama en çok faydası karaciğerin üzerine. Sanki karaciğer için bir ilaç yap desek, getirin desek bunu yapıp getirmek lazım. O kadar güzel nimetler var içinde. Türkiye'mizde de gizli çok karaciğer hastası var. Yani hepatit geçirenler var. Çok fazla hepatit var Türkiye'de. Maalesef sebzelerimizi güzel yıkamadan yiyoruz. Salatalarımızı güzel yıkamadan yiyoruz. Ona bağlı hemen hemen herkeste hepatit virüsüne karşı bulaşma var. Hepatite karşı vücudumuzda sıkıntılar var. Buna bağlı karaciğer bozukluğu olan çok var. Karaciğer yağlanması çok var. İşte onlara mani olacak en büyük nimetlerden biri enginar. Bugün size enginardan bahsedeceğiz. Enginarın sirkesini yapacağız kardeşler. Şimdi enginar başı başına bir nimet, sirke başı başına bir nimet. Biz hem enginar hem sirkeyi yapınca size bomba bir şey çıkaracağız. Ne olursunuz bunu yapın. Karaciğerinize faydalı olduğu gibi kolesterolünüz düşecek, şekeriniz düşecek. Varsa kötü kolesterolünüz düşecek. Varsa şekeriniz düşecek. Hiçbir şeyim yok, o zaman hiçbir şey olmayacak. O kadar güzel bir şey. Lütfen bu nimeti kaçırmayın. Bu enginar sirkesini muhakkak yapın. Yapımı da çok kolay. Şimdi beraberce yapınca göreceksiniz, şaşıracaksınız. Kardeşler, ayakla ilgili çok hazırlıklar yaptık. Ayak kokularına mani olmak için neler yapacağız onları konuşacağız. Ayak parmak araları kaşıntıları, ayak taban kaşıntıları neler yapacağız hepsini anlatacağız. Her zaman olduğu gibi ayakkabılarımızı vereceğiz. Ayakkabılarımızla ilgili anlatacaklarımız, söyleyeceklerimiz çok şeyler olur. Ayakkabılarımız hanımlara hanım modeli iki tane, bir düz model, bir spor model. Erkeklere birkaç tane model var. Ama bir şey öğrendik ki Türk insanı hanımda erkekte siyah ayakkabıyı tercih ediyor. Bakın bir sürü renk yaptırdık erkekler gariban onlara bir şey yaptıralım dedik. İsrar ettim ben firmaya ama bunları hiç isteyen yok. Gene herkes siyah istiyor. Bunları hiç isteyenler olmadı. Sadece siyah istiyorlar. Hanım kardeşler de daha ayakkabıya söylerken hemen siyah olsun diyorlar. Genel olarak bir şeyimiz var. Hemen hemen hep siyah giyiyoruz. Kardeşler, biraz sonra size Elazığ'la ilgili görüntülerimizi göstereceğiz. Ama Anadolu'muzda öyle kabiliyetli insanlar var ki bir abimizi göstereceğiz, Cahit abimizi göstereceğiz. Şaşıracaksınız. Harput Derneği'nde yönetim kurulunda bir abimiz
Ama nasıl bir orta oyunu oynuyor, nasıl bir kabiliyet, değme tiyatro sanatçılarını cebinden çıkaracak kadar sanatçı bir adam. Biraz sonra göreceksiniz. Ne olur seyredin. Anadolu'muzda daha nice böyle kabiliyetler var. Muhakkak görmenizi istiyorum. Elazığ'la ilgili yine güzellikler var. Güzel söylenecekler var. Onları da göstereceğiz. Çekimlerimizle ilgili gene anlatacaklarımız var. Elazığ'ı görmeyeni, Harput'u görmeyeni bu yaz ya da bayram tatillerinde muhakkak ve muhakkak listeye almalarını söylüyorum. Garanti veriyorum. Ne garantisi veriyorum? Hiç rahatlıkla en ufak bir sıkıntı olmadan, hiçbir tereddüt, mereddüt, karmaşıklık, şu olmadan, herkesin hoşgörü içinde mükemmel yaşadığı bir ilimiz. Kürt'ü, Zazası, Türk'ü, yabancısı, Süryanisi, Ermenisi ne varsa hepsi mis gibi şekilde yaşayan, kardeş kardeşe yaşadığı bir şehir. Her türlü kültür geçmiş. Hepsi orada aynı Antakya gibi herkesin birbirine hoşgörüyle rastladığı, en ufak bir olay olmadığı, en ufak bir adli olay olmadığı bir ilimiz. Şaşıracaksınız, o kadar güzel bir insanlarımız var. Muhakkak ama muhakkak Harput'u ve Elazığ'ı görmenizi tavsiye ediyorum. Güzel otelleri var. Çok fazla pahalıya mal olmayacak çok güzel bir tatil vaat ediyorum size. Gittiğinizde hepiniz dua edeceksiniz ve teşekkür edeceksiniz. Kardeşler, ayaklarla ilgili söyleyeceklerimiz çok uzun şeyler var. Görüntülerimizi göstereceğiz. Ama her zaman olduğu gibi sabah jimnastiğimizi sakın ihmal etmeyelim. Sabah jimnastiğimizi yapalım. Ondan sonra programımıza devam edelim. Sabah jimnastiği için ne yapıyoruz? Önce enerjimizi tazeliyoruz. Enerjimizi tazelemek çok önemli. Bu enerji ne enerjisi? Allah'ın size verdiği enerji. Sizde var olan enerji. Bunu açığa çıkaracaksınız. Dün Kazakistanlı bir kardeşimiz geldi. Kazakistanlı kardeşimize bazıları demişler ki sende enerji var, kullanmıyorsun. Biz kendisine bunu el sürtmeyi öğrettik. Bir iki bir şey yaptık, kadın kendisi de şaşırdı. Birçok kişi bilmiyor bunu. Ve bunu sürterken beyninizde konsantre ediyorsunuz. Ben iyileşeceğim, iyi yapacağım, enerjimi kullanacağım diyorsunuz. Göreceksiniz, basit ağrılarınıza böyle elinizi koyunuz. Ağrıları rahatlattığınızı, iyileştirdiğinizi göreceksiniz. Ama başkasının olmaz. Yavrunuza yapabilirsiniz, eşinize yapabilirsiniz, sevdiğiniz komşunuza yapabilirsiniz. Bu şekilde yaptığınız zaman göreceksiniz rahatlama elde edecek. Sağ elimizi tepemize, sol elimizi göğsümüze koyalım. Derin derin nefes alalım. Her nefes aldıkça huzur, mutluluk, iyilik dolduğunu hissedelim. Rahatlayalım, rahatlayalım, rahatlayalım. Güzellikler olsun, huzur olsun, mutluluk olsun. Rahatlayın, 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 rahatlayın. Çok güzel. Şimdi ne yapıyoruz? Her zaman olduğu gibi boyun hareketlerimize başlayalım kardeşlerim. Gidebildiği kadar sağa gitsin. Gidebildiği kadar sola gitsin. Gidebildiği kadar sağa. Gidebildiği kadar sola. Gidebildiği kadar sağa. Gidebildiği kadar sola. Gidebildiği kadar sağa. Gidebildiği kadar sola. Kardeşler bu hareketleri en az 10'ar tane yapınız. Bu hareketleri yaptığınızda omuz başlarınızı görünüz. Çok güzel. Şimdi iyice çenemizi arkaya ve göğsümüze değelim. İyice arkaya, göğsümüze. İyice arkaya, öne. 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 Çok güzel. Yine olduğunuz yerde devam ediyorsunuz kardeşlerim. Sağa eğ, sola eğ. Sağa eğ, sola eğ. Sağa, sola. Sağa, sola. Sağa, sola. Sağa, sola. Harikasınız. Kardeşler, hadi omuz başları için. Hanım kardeşlerimizin en büyük dertlerinden biri. Omuz başlarımız için yapalım, 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 yapalım. Ya çevir, 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 çevir. Çevir, 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 çevir. Tersine çevir, tersine çevir. Şöyle sırt kemikleri yapışsın birbirine. Ters, 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 ters. Tersine, 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 tersine. Çok güzel, çok güzel. Harikasınız. Ellerimizi öne doğru uzatalım. Pençe yapalım, bırakalım. Pençe yapalım, bırakalım. Pençe yapalım, bırakalım. Pençe bırak, pençe bırak, pençe bırak, pençe bırak. Yumruk yap, sık, bırak. Yumruk yap, sık, bırak. Yumruk yap, sık, bırak. Bileğe çevir.
Tersine çevir, tersine çevir, tersine çevir, tersine çevir. Omuz başlar için çevir, 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 çevir. Ters çevir, ters çevir, ters çevir, ters çevir. Birini aşağı yap, birini yukarı yap. Aşağı, yukarı, aşağı, yukarı, aşağı, yukarı, aşağı, yukarı, aşağı, yukarı. Ellerimizi öne doğru koyalım. İyice gergin tutalım şöyle. Ger, gergin bu vaziyette tepeye kaldır, 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 kaldır. İndi, gergin ama. Gergin yaparsanız güzel oluyor bu hareket. İyice geriye, 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 iyice geriye, geriye, gel, 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 arkaya git, 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 git. Tekrar ya. Ama gergin olursa güzel olur bu hareket, ona göre. İyice kollar gergin. İyice git, 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 git geriye. Emine abla git geriye. Gergin, öne, 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 öne. İyice geriye, 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 geriye. Harikasınız. Teşekkür ederim hepinize. Çok güzel. Şimdi ellerimizi şöyle yana alalım. Kanat çırpar gibi yapacağız elleriniz yanında. Hadi çırpılın bakalım. Uçun bakalım biraz göklere çıkın. Hadi bakalım. Emine abla çok yükseklere çıkın. Biraz aşağı doğru in. Çok yüksekten uçuyor Emine abla. Evet. Harikasınız. Evet. Şimdi eller önde, eller önde, eller önde. Bakın başka bir şey yapacağız. Kollarımız geriye doğru yaparken başımızı öne alacağız. Bakın böyle. Baş öne geriye, baş öne geriye, baş öne, 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 öne. Kollar iyice geriye doğru gitsin. Ablam da denizde yüzüyor ha, kurbağalama yüzüyor biridir. Peki, peki rahatlayın bakalım, rahatlayın, rahatlayın. Sevgili ablalarım, şimdi şu göbek çevresi için, sırt için hareketlere devam edelim. Ellerimizi ensemize koyalım. Kapat, 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 aç, 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 aç. Kapat, 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 aç, 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 aç. Kapat, 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 aç, 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 aç. Peki, olduğumuz yerde dönebildiği kadar sağa dönelim. Dönebildiği kadar sola. Sağa, sola. Sağa, sola. Sağa, sola. Sağa, sol. Olduğumuz yerde sola, sağa, sola, sağa. Yine eller ensede, eller ensede. Sağa eğil, sola eğil. Sağa eğil, sola eğil. Sağa, sol. Sağa, sola. Sağa, sola. Sağa, sola. Harikasınız, dur. Şimdi eller ensede dursun, dursun. Başka bir şey yapıyoruz. Hep beraber öne eğileceğiz. Dirseklerimiz omuzlarımıza değecek. Dirsek... Beni de şaşırtıyorsunuz. Dur ya. Dirseklerimiz dizlerimize değecek. Hadi eğiliyoruz. Eğil, 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 eğil. Geriye, geriye, geriye. Eğil, 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 eğil. Ahmet, Emine ablamı çek. Bak ne güzel yapıyor Emine abla. Ahmet kardeşim, Emine ablamı çek. Harika. Neşe ablam da güzel yapıyor. Harikasınız. Süper, süper. Vallahi bütün ablalarımı teşekkür ediyorum. Harikasınız. Sırt için, bel için çok önemli hareketti. Ama biraz ısıttıktan sonra yaparsanız sırt ağrılarından, bel ağrılarından, fıtıklardan, sıkıntılardan kurtulursunuz. Lütfen bu hareketleri 10'ar tane yapmaya çalışın. Program bittikten sonra da yapmaya çalışın. Sakın ihmal etmeyin. Geldik dize, kalçaya, bele. Olduğumuz yerde çek bırak. Çek. Çek. Çek bırak. Çekiniz. Çekiniz. Çek, bırak, çek, bırak, çekiniz, çek. Kalça için, diz için, bel için önemli. Çek, çek, yana aç, getir, bırak. Çek, yana aç, getir, bırak. Çek, yana aç, getir, bırak. Öbürüne geçtik. Çek, bırak, çek, 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 bırak. Çekiniz, çekiniz, çek, bırak, çekiniz, bırakınız. Çek, çek, yana aç, getir, bırak. 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 Rahatlayın bakalım, rahatlayın. Şöyle derin derin nefes alalım bakalım. Ve en önemli jimnastiğimizi yapalım. Bütün verdiklerine çok şükür, çok şükür, çok şükür. Huzuruna, mutluluğuna çok şükür ya Rabbi. Devletimi, milletimi, beni, ailemi, çoluğumu, çocuğumu, sevdiklerimi her türlü kötülüklerden, belalardan, nazarlardan koru. Sana sonsuz şükürler olsun. Bütün verdiklerine, nimetlerine çok şükür, çok şükür. Beni
gördüklerimden aman ayırma ya Rabbi. Beni güzellikle, iyilikle, huzurla imtihan et. Çok şükür, çok şükür, çok şükür diye şükrünüzü edip ruhunuzun da gıdasını verin kardeşim. Ruhunuzun gıdası şükürdür. Şükür ettikçe ruhunuz güzel olur. Ruhunuzun da jimnastiği şükürdür, aklınızda olsun. Ruhunuz iyi olmadı mı hiçbir şey iyi olmaz. Uğraş dur. Hiçbir şey fayda etmez. O yüzden ruhunuzu hep diri tutmanız lazım, iyi tutmanız lazım. Bunu sakın ihmal etmeyiniz can kardeşler dedikten sonra dize ve kalçaya önemli hareketimizi yapalım. Bacağımızı uzattık, ayağı kendimize doğru çektik. Olduğumuz yerde kaldır, indir, kaldır, indir. Kaldır, indir, kaldır, indir, kaldır, indir, kaldır, indir, kaldır, indir. Daire yap, daire yap, daire yap, daire yap. Ters daire, ters daire, ters daire, ters daire. Kaldır, indir, kaldır, indir. Kapat, aç, kapat, aç, kapat, aç, kapat, aç. Öbürüne geçtik. Beşer tane yapın bu hareketleri. Bacağı uzattık, ayağı kendimize doğru çektik. Olduğumuz yerde kaldır, indir, kaldır, indir, kaldır, indir, kaldır, indir. İçe, dışa. İçe, dışa, içe, dışa. Daire, 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 daire. Ters daire, ters daire, ters daire. Kapat, aç, kapat, aç, kapat, aç. Rahatlayın bakalım. Geldik ayaklarımıza. Ayaklar şişmesin, ayaklar morarmasın, ayaklar üşümesin. Çek, bırak, çek, bırak. Bacaklarda varis olmasın. Çek, bırak, çek, bırak. Çekiniz, bırakınız, çekiniz, bırakınız. Çek, bırak, çek, bırak, çekiniz, bırakınız. Rahatlayınız, rahatlayınız. Derin derin nefes alınız. Evet. Şimdi sevgili kardeşlerim, size çok özel sirkemi yapalım. Fazla geciktirmeden şu enginar sirkesini yapalım. Enginar sirkesini nasıl yapacağız? Sevgili kardeşlerim, her zaman olduğu gibi, her zaman olduğu gibi bize ne lazım? Bir kavanoz lazım. Ne lazım? Enginar lazım. Ne lazım? 4 litre su lazım. Tuz lazım, sirke lazım. Bu kadar basit. Şimdi ne yapıyoruz? Sularımızı da aldık. Enginarlarımızı güzelce yıkadık. Enginarları bulabilirseniz böyle almanızı istiyorum. Böyle yapraklarıyla yapmanızı istiyorum. Hatta buradaki yaprakların da kurutun diyorum. Onun da çayını mayını yapacağız. Anlatacağım ben size. Enginarın yapraklarında da çok büyük nimet var. Haberiniz olsun. Şimdi ne yapacağımızı anlatalım. Enginarları güzelce yıkadık. Bilhassa bunları, bu aralarını falan güzel yıkamanızı tavsiye ediyorum. Bazen buralarda böcekler olabiliyor, haberiniz olsun. Onu güzelce yıkayınız. Peki yıkamadım, yıkamadım. Böcek de düştü bunun içine, ne olur? Hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz, gayet iyi olur. Protein de girmiş olur içine hiçbir şey. Çinliler biliyorsunuz protein ihtiyacını böceklerden karşılıyorlar. Yani öyle bir şey olursa da bir şey olmaz. Güzelce yıkadık. Yıkadıktan sonra bu enginarları mümkün olduğu kadar kesiyoruz böyle. Parçalayacağız ki sevgili kardeşlerim, bizim bıçak da biraz zor kesiyormuş. Şöyle ellerimle koparsam daha iyi olacak herhalde. Bunun içine bu şekilde atacağız. Yapraklarını da atmak istiyorum çünkü. Yapraklarını da atalım şöyle. Piyasada da böyle kesilmişlerini, hazırlarını bulabiliyorsunuz. Çok dikkat edin. Şöyle bir şey olabiliyor. İyi satanları tenzih ediyorum. Bunları beyaz görünsün diye çamaşır suyunun içine falan koyanlar varmış. Dikkat edin diyorum. Yani herkes yapmıyordur. Şöyle bir koklamadan almayın. Kapalı kapta almayın. Şöyle koklayın, mis gibi enginar kokuyor. Yani o sebzenin kokusunu alın, öyle yapın. Sakın ola ki ona özellikle dikkat edin kardeşlerim dedik. Şu yaprakları şöyle parçalayıp parçalayıp attık. Bunları yemek yaparken de sakın kullanınız bu yapraklarını. Piştikten sonra çok özür dilerim. Böyle buralarını eminiz ağzınızda. Onların içinde çok güzel özleri var. O kısımları çok önemli. Onları yiyiniz muhakkak. Sadece burasından yemek yapmayınız. Buralarını da kullanınız yemek yaparken. Sakın ihmal etmeyiniz. Şu güzelliğe bakın, şu renklere bakın. Neler çıkıyor içinden. Allah'ın verdiği nimete bakın kardeşlerim. Ne kadar güzel. Evet. Enginar bulunmaz bir nimet. Çok büyük bir nimet.
İşte kardeşlerim, bakın ne çıktı. Görüyor musunuz? Çiçeği, enginarın çiçeği bakın burada içinde çıktı. Şimdi buralarını da kesip atacağız mümkün olduğu kadar. İçine atacağız daha doğrusu. Evet. Buralarını da keselim şöyle. Biz size bu enginarı bu şekilde bulabilmek için çok aradık. Bu şekilde piyasada çok ama bu yaprak şeklinde olanları azdı. Bunu da bu şekilde yaptık. Şimdi ne yapıyoruz? Eğer büyükse şeyiniz, büyükse bir tanesi hemen hemen yeter. Biz yaklaşık 4-5 tane de hazır bu temizlenmiş olanlarından koyduk. Enginar sirkesini ne yapacağız? Kolesterolü, şekeri düşürüyor. Bir, karaciğere inanılmaz faydalı. Karaciğer hastası eşiniz, dostunuz varsa ona giderken ne hediye götürün biliyor musunuz? Enginar sirkesi götürün. Hayatta en büyük iyiliği yapmış olursunuz. Bir daha söylüyorum. En büyük iyiliği yapmış olursunuz. Lütfen onlara enginar sirkesi götürün. Hasta olan kardeşlerinizde, karaciğer hastası olan kardeşlerinize kendi ellerinize yaptığınız sirkeyi götürün. Çok sevdiğim bir dostum var. Çok sevdiğim bir dostum var. Eşi, o da tabii kardeşimiz, eşi kalp krizi geçirdi. Hanımlar, kendinize dikkat edin. Artık tersine olmaya başladı. Genelde erkekler geçiriyordu krizi. Şimdi hanımlar geçiriyor, erkekler ona bakıyor. Çok sevdiğim dostum, eşi kalp krizi geçirdi. Şimdi beyefendi ona bakıyor. Ben de kendilerine ne hediye götürdüm biliyor musunuz? Sarımsak, limon ve sirke götürdüm. Dedim ki sana en güzel hastaya vereceğim, kalple ilgili vereceğim şey bu. Ne yaptım? 20 tane diş sarımsağı, 20 diş sarımsağı, 40 tane limon. Bunu kendilerine götürdüm. Bunu dedim, güzelce bekleyeceğiz. Ondan sonra her gün bir fincan içeceğiz dedim. Beyefendiye sen de iç dedim. Çünkü sen de ona hizmet ediyorsun, yoruluyorsun, strese giriyorsun. Lütfen dedim bunu yapın. Ben de diyorum ki, karaciğer hastası arkadaşınız varsa lütfen bunu götürünüz. Eğer kalbiyle ilgili kalp ameliyatı olmuş, kalbiyle ilgili sıkıntısı olanlar varsa ona da o limon, sarımsaklı limonu muhakkak götürün. En güzel iyiliği yapmış olursunuz can kardeşlerim. Sakın ola ki ihmal etmeyin. Şimdi bunun içine ne koyuyoruz? 4 litre de su koyuyoruz. Yani büyük bir baş bulduk enginar, bir tane yeter dedik. Küçükse 2 tane attınız. O parçalarından da 5 tane attık. Yani temizlenmişlerinden de 5 tane attık. Yaklaşık 6 tane falan oluyor hemen hemen. Üstüne suyu koyuyoruz. Suyu da 4 litre diyoruz ama şuraya gelene kadar koymamız lazım. Tamam, oldu, bitti işte. Şimdi ne yapacağız bunun içine? Bir bardak sirkemizi koyacağız. Bizimki ne sirkesi? Portakal sirkesiymiş. Şimdi biraz sonra süzüp göstereceğim size. Bir de neyimiz varmış? Tuz. Kural ne? Daima bunun içine hep tahta kaşık girecek. Başka bir şey girmeyecek. Kaya tuzu muhakkak, ağzınıza sağlık. Ve tuzda da ne olursunuz, çok şükür epey değişti ama yine de başka bir ülkenin dağından gelen tuzu söyleyip duruyorlar. Benim güzel Çankırı'mın tuzunu söylemiyorlar. Benim memleketimin tuzunu söylemiyorlar. Lütfen öyle bir şey yapmayınız. Kendi yerli tuzunuzu kullanınız. Eskilerde, önümüzdeki günlerde Çankırı'ya da gidip bir daha çekim yapacağım. Eskilerde tuz savaşları oluyormuş kardeşler. Eskiden tuz çok kıymetliymiş. Bizim memleketimiz tuz cenneti. Tuz cenneti. Dünyanın hiçbir yerinde tuz kalmasa bile yıllarca, senelerce yetecek tuz bizim memleketimizde var. Allah bizim memleketimize her türlü yeraltı zenginliğini vermiş. Uranyum diye geleceğin en büyük cevheri Van Gölü'nün dibinde, Sivrisar bölgesinde inanılmaz uranyum var. Bütün dünyaya yetecek kadar uranyum var. Uranyum geleceğin enerjisi. Bütün nükleer santrallar, elektrik enerjisi uranyumda. Hepsi bizde. O yüzden bu kadar üstümüze geliyorlar. O yüzden bu kadar saldırıyorlar. Dünyanın en önemli nimetlerinden biri uzay yakıtı bor. Dünyada en çok bizde var. Krom en çok bizde var. Hele borda dünyada birinciyiz kardeşlerim. Bor öyle enteresan ki deterjanlarda da kullanıyorsun, uzay yakıtı da kullanıyorsun. Böyle bir nimet yok. İşte o yüzden bu ülkeye saldıran da çok. Ne olursunuz birliğinizi, beraberliğinizi bozmayınız. Kardeşliğinizi bozmayınız. Kardeş kardeşe can cana şu beladan bir an önce dualarınızla, desteklerinizle kurtulalım.
Enginarımızı yaptık, tarihinde attık. Enginar sirkemizi yaklaşık 15-20 gün sonra hazır. 15-20 gün sonra ne yapacağız? Süzeceğiz. Cam şişelere koyup muhakkak serin, çok serin ya da buzdolabına koyacağız. Neden kardeşlerim? Eğer serin bir yere koymazsak fermantasyon dediğimiz işlem devam ediyor. Yani sirkeleşme devam ediyor. Biraz fazla olabiliyor. Buna özellikle dikkat ediniz kardeşlerim. Şimdi biraz sonra size başka bir sirkemi daha süzüp göstereceğim. Şimdi Elazığlı abimizin görüntülerini size çok met ettiğim abimizin görüntülerini görün. Ne olur lütfen dikkatli izlemenizi istiyorum. Yüz mimiklerine bakın. Bir insan yüz kaslarını bu kadar kullanabilir. Bir sanatçı yüz kaslarını bu kadar kullanabilir. Berna'ya çok teşekkür ediyorum. Berna'nın çektiği bir çekimler. Ben beraber gittiğimde Berna benim her şeyim. Aynı zamanda kameramanım da oluyor. Berna şöyle yap, Berna böyle yap. Böyle bağıran çağıran bir patronuyla beraber güzel bir çekim yaptığımıza inanıyorum. Ne olur dikkatli seyredin. Elazığ görüntülerini görelim. Boyandırdım Allah'tan bu ne?
Gel beraber gezelim, hele 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 dinle yar. Dosta düşmana karşı, hele yar hele yar dinle yar. Dosta düşmana karşı, hele yar hele yar. Seyircilerim, Gakkolar'la beraber Harfik Gecesi düzenledik burada. Beraberce hep beraber güzel müziğimizi temaşa eyledik. Ne diyorsun abi? Valla hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yani böyle bir gecede sizleri aramızdan gördüğümüz için gurur duyduk hocam. Biz de çok teşekkür ederiz, sağ olun. Çok güzel bir şey. Sen ne diyorsun? Sen de istersen şöyle. Sağ olun, teşekkür ederim. Evet evet, Elazığ şereflendiririz bizi artık. Teşekkür ederim. Güzel bir güzel bir oyunumuz var. Çalacağız, oynayacak. Bizim pisi gevleniyor, parası yok dileniyor. Kapı kapı borç ediyor. Vay pisigim pisigim, oy pisigim pisigim. Hani ya benim sevdiğim, vur davula topalı. Pisigin gözü çakmak taşı. Yatığı yerler ocak başı. Yediği giderken yaraşı. Vay pisigim pisigim, oy pisigim pisigim. Hani ya benim sevdiğim. Kürege, pisi kaçtı merege. Vay pisigim pisigim, hani ya benim sevdiğim. Vur davulla topa, hadi be vur.
oyunun adı ne? Bu oyunun adı pisik oyunu. Pisik oyunu. Evet. Yani bir kediyi mi anlatıyorsun? Elazığ'da evet. Ha. Elazığ'da yani bir orta oyunu yani dediğimiz. Elazığ versiyonu. Evet. Orta oyunu. Evet. Elazığ uzun çarşı. Hele 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 Nilayar. Dükkanlar karşı karşı. Hele yar hele yar Nilayar. Dükkanlar karşı karşı. Hele yar hele yar Nilayar. Gel beraber gezelim. Hele 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 Nilayar. Dosta düşmana karşı. Hele yar hele yar Nilayar. Dosta düşmana karşı. Hele yar hele yar Nilayar. Sevgili kardeşlerim, Elazığlı kardeşlerimize çok teşekkür ederim. Önümüzdeki günlerde görüntülerimiz yine devam edecek. Ben size bir sirke daha yapmıştım. Bunu da muhakkak yapmanızı tavsiye ediyorum. Kerevizle biberiyeyi karıştırarak bir sirke yapmıştım kardeşlerim. Onu da süzeceğim. Tadını size tattıracağım. Vücudumuzda toksin atmada çok faydalı. Kerevizin son dönemleri yakalayabilirseniz bu sirkeyi de yapın diyorum. Vücudumuzun potasyumun, kalsiyum, manganizi ve C ve A vitaminlerini karşılayan önemli bir nimet. Bilhassa kalp, damar ve astım olanlara çok tavsiye ediyoruz. Bunu muhakkak yapmanızı... Kereviz var içinde. Kereviz var ve bir de biberiye var. Biberiye var. Kalp için çok önemli. Kalp için çok önemli. Ve bu size damar hastalıklar açısından çok faydalı. Doğal tansiyon düşürücü özelliği var. Vücuttan toksin atıcı özelliği var. Süzelim. Süzelim evet, tadını seyircilerime tattırmak istiyorum. Hangi tarihte yapmışız? 21 Mart'ta yapmışız kardeşlerim. Bakın tadını tatacaksınız. Nasıl süzüyorsun? Güzelliğini tamam. Göreceksiniz. Muhakkak tülbentle süzüyorum. Muhakkak tülbentle süzüyorum kardeşlerim. O zaman daha güzel oluyor. Lütfen siz de tülbentle süzünüz. Tadını size tattıracağım. O yüzden süzdüm. Diğerlerini de sonra süzüp göstereceğim. Hem biberiyenin hem de kerevizin kokusunu böyle mis gibi alacaksınız. Tadı da çok güzel. Biberiye artı, biberiye artı kereviz. Vücuttan toksin atıcı özelliği var. Kan basıncını, tansiyonunu düşürücü özelliği var. Zayıflamada çok faydası var. Lütfen astımı olanlar, nefes darlığı olanlar yapsınlar. Şimdi tadını tattıracağım seyircilerime. Nasıl olduğunu biraz sonra kendine. Kerevizin yapraklarını koydunuz mu? O da çok güzel. Kerevizin yapraklarını da koyduk Serap koydunuz. Hanım buna. Yeşil yapraklarını da. Kerevizin kendisini koyduk. Bilhassa yeşil yapraklarını da bolca hepsini koyduk. Şimdi buraya kardeşlerimizi getirdik. Kardeşlerimizin ayaklarıyla ilgili şikayetlerini konuşacağız. Hepsini beraberce yapacağız. Evet, bir anons daha yapmak istiyoruz. Bu hafta sonu Cuma günü 22 Nisan yani 23 Nisan'dan bir gün önce Cuma günü Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği öğrencileri ve Karadeniz Ereğlisi Belediye Başkanlığı'nda beraber bize bir etkinlik düzenlediler. Ne dediler? Dediler ki hocam bize sağlıklı yaşam ve obezite ile ilgili bir konferans verir misiniz dediler. Biz de zevkle dedik. Hiçbir bedelsiz, hiçbir karşılıksız kardeşlerimize kendi imkanlarımıza gidip orada konferans vereceğiz. Nerede? 22 Nisan Cuma günü Atatürk Kültür Merkezi'nde. Bütün herkes davetlidir. Giriş serbesttir. Herhangi bir ücret bir şey yoktur. 22 Nisan 2016 Cuma Atatürk Kültür Merkezi sinema salonunda kardeşlerimizi bekliyoruz. Bu konferansa gelmelerini. Bu konferansı düzenleyen kardeşlerim ismini söylemek istiyorum. Emrah Yıldırım, Kerem Kabakçı, Egemen Yılmaz, Burak Toka, Muhammed Yavaş, Umut Akçan. Gençlerden böyle bir davet gelince çok heyecanlanıyorum. Çünkü bizim programı belirli sayıdaki, belirli yaştaki kardeşlerin muhakkak izliyorlar. Ondan eminiz ama gençlerin izlemesi, gençlerin bizi böyle çağırması çok mutlu ediyor. Önümüzdeki haftada Harran Üniversitesi'ndeki kardeşlerimiz çağırıyor. Orada bir konferans vermeye gideceğiz. Bunu da belirtelim dedikten sonra kardeşlerimizi dinleyelim şikayetlerini. Dinleyelim bakalım.
Hadi bakalım. Nereden başlayalım? Buradan başlayalım. Sen ne zaman başlayacaksın? Biz beraber yapacağız. Çok eğlenceli. Evet, ikimiz yapacağız. Sensiz olmaz. Önce istersen konu işte. Harika bir zebra kek yapacağız. Şimdi kardeşler yapacağız. Evet. Eğer ola ki kötü olursa senin yüzünden oldu diyecekler. Yok, o yüzden beni yanına alıyor. Yok, kötü olmayacak. Çok eğlenceli. Evde böyle eşinizle de yapabilirsiniz. Hoş bulduk. Nedir şikayetin kardeşim? Topuk dikeni var. Ha. Bazen de yara oluyor. Parmaklarımın arasında zaman zaman kaşınıyor. Peki bir soru soruyorum. Hı. Tırnakların rengi biraz değişmiş. Niçin? Bilmiyormuş onu. Tut bakalım. Kardeşler şimdi konuşmaya başlıyoruz. Çok dikkat edin. Kardeşimle beraber size bazı mesajlar verelim. Ayak tırnaklarınızın rengini sık sık kontrol ediniz. Ayaklarınız sağlığınızın bir anahtarı. Biraz sonra size ayak tabanında çok özel noktalar göstereceğim. Bak bu ablamın tırnaklarına bakınız. Şöyle yan yana getirelim. Bunun tırnak rengine bakınız, buna bakınız. Ne olmuş? Renkte kararma meydana gelmiş. Hani bir yere kıstırılır mıstırılır olur, tamam. Ayakkabı vurur, tamam. Ama dikkat ederseniz bu öyle kısılma mısılma değil. Genel bir sistemde biraz arıza var. Evet. Şimdi böyle olduğunda dikkat edilecek şeyler neler? Mantar olabilir. En önemlisi bizim korktuğumuz ayak dolaşım bozukluğu olabilir. Ayak dolaşım bozukluğu önce nereden başlıyor? Nereden? İyice korktum kızcağız dedi. Evet, nereden geldin diyor. Kaşıntı var mı? Evet, bana da yazıp baktı böyle. Bir kaşıntı için gittim, bu adam neler diyorsun diyor. Evet. Şimdi kardeşler iyi dikkat ediniz. Bu ayak baş parmağından başlar bilhassa dolaşım bozukluğu. Belden aşağı en kalbe en uzak köşemiz burasıdır. En çok töbe töbe. Sakın sende böyle bir şeyler yok, haberin yok, olsun yok. Yani. Yok yok, anlatıyorum ama böyle bir şey yok. En çok hanım kardeşler ve erkek kardeşlerim en çok ayak uçlarında üşüme başladıysa, ayakları soğuksa biraz dikkat edecekler. Ne oldu diyecekler. İki, ayak tırnaklarınızı kaç günde, kaç haftada kesiyorsunuz? Biraz uzadığında kesiyorum. Biraz. Ama ne kadar da uzuyor? Ne kadar zamanda uzuyor? Geç uzuyor. Geç. Ha. Geç İyi uzuyor. Dikkat edin. Ha. Çok dikkat edin. Ben size bir tavsiye ediyorum. Unutursunuz. Lütfen bir kenara not edin. Hı. Tırnağımı şu tarihte kestim. Eğer 3 haftayı evet. geçiyorsa, geçiyor. Bir aya çıktıysa biraz eyvah deyin, ne oluyor deyin. Bir ay olduysa, 3 haftaysa yani 20 güne kadar iyi. Ama bir aysa deyin ki ne oldu? Neden? Hı. Çünkü bu tırnakların dibine de kan geliyor. Bunlar da canlı, bunlar da besleniyor. Eğer buralar da büyüme yavaşladıysa biliniz ki ayak damarlarınızda biraz sıkıntı başladı. Üşürse de ayaklar üşüyorsa o da önemli. Yanma ayrı, yanma belden gelen sinir sıkışıklığıyla ilgili bir şey. Üşümüyormuş kardeşler, Ferdin Bey. Hiç üşüme yokmuş hanımefendi. Ya bir dakika, üşümüyor. Bununki üşür. Evet. Bunun tırnağı geç uzar. Öbürünki yanar. Ama hepsi çok dikkat edin. Çok önemli bir şey söyleyeceğim. Ben çok spor yapıyorum. Böyle. Çok önemli bir şey söyleyeceğim. Korktum iyice ya. Kötü bir şey. Terledi. Vallahi terlettik kızcağız ya. Vallahi terlettik ablam ya. Tüh. Ya dolaşım bozukluğu. O kadar kötü bir şey yok. Sadece konu açılsın da anlatalım diye konuşuyoruz. Öyle kötü bir şey yok. Kötü bir şey olduğundan konuşmadık. Şimdi devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Bir şey olduğu için diye kardeşimin üstüne göstermek için anlatıyorum. Sadece baş parmağında biraz sıkıntı var. Dikkat edin, ne yapacağımızı hı-hı. anlatıyorum. Evet. Şöyle bir şeye bakacaksınız kendinize. Önemli bir şey anlatıyorum, dikkat ediniz. Benim ayağımın dolaşımı güzel mi değil mi? Nasıl anlayacağız? Şöyle bir şey yapacağız. Parmağımızın ucuna şöyle basacağız. Baskı uyguna bak, beyazlaştı. Beyazlaştı, dinleyin şimdi. Kaldıracağız. Hemen çabucak geliyorsa korkma, bak böyle yaptık. Evet. Şimdi bunu getirelim. Dikkat edin. İkisini aynı anda basacağım. Tam kamera veriyor burayı. Bakın şimdi ikisini aynı anda basacağız. İkisini beyazlattık. Hangisi daha çabuk geleceğini karar verelim. Bir daha yapıyoruz. Bak. Bak dikkat edin. Dikkat edin. İyi bakın. Sence abla? Ben anlayamadım. Bak ikisinin de beyazlatıyorum şöyle. Hangisi daha çabuk pembeleşecek, normale dönecek? Anlayamadım.
Hanımınki. Görünmüyor şu ekrandan parmağınız. Elim mi gözükmüyor? Evet, parmağınızı peki önüne koyuyorsunuz. Siyah. Bak şimdi şöyle yapıyorum. Dikkat edin. Çekivereceğim. Çekivereceğim. Beyazlığına dikkat edeceksiniz. Bu ablamınki, bu ablamınki biraz daha hızlı geldi, bu yavaş. Tehlikeli mi? Daha tehlikeli değil çok şükür. Bu tırnak bozulması kuvvetle muhtemel giydiği ayakkabılarla ilgiliymiş. Çok o kadar damarlarında bir şey yokmuş. En kolay bakacağınız metot böyle basacaksınız, bırakacaksınız, basacaksınız, bırakacaksınız. Burada mesela bir de şu ablanınkine bakalım. Bak mesela bu biraz daha geç geliyor. Şeker var mı sende abla? Bir mikrofonu verir misin Serapcığım? Abla tut bakalım. Ayakların üşüyor mu? Hiç ısınmıyor hocam. Hiç ısınmıyor. Dikkat edin. Bakın bu ablamınkine basıyoruz şimdi bakın. Bu deneyi kendi kendinize yapın. Bak bastık. Beyazlattık. Geç geliyor. Tırnaklarını ne kadar da bir kesiyorsun hatırlıyor musun? Haftada bir kere keserim. Yok canım. Bu kadar değildir. Ben 15 gün uzuyor. Uzuyor mu? Peki iyi. Uzuyor. İyi. O zaman mesele yok. Çabuk uzuyor şimdi, benim tırnaklarım şimdi hocam. Şimdi uç bölgeye baktık. Tırnaklar da iyi uzuyormuş. O zaman korkacak bir şey yoktur. Yalnız ayakları biraz soğuk. Benim şu an hocam. Şu an. Dur abla orayı konuşmuyorsun. Başka yere bakıyoruz. Hı hı. Şimdi ne yaptık? Ayak parmaklarımıza böyle bir deney yaptık. Şimdi buna dikkat ediniz. Şimdi üstüne basıyoruz. Üstüne basıyoruz. Hemen kan gelirse. Evet. Evet güzel hemen oluyor. Hemen kan gelirse iyi evet bir şey. Biraz geç geliyorsa tamam dikkat edin diyor. Bu neye dikkat edin yapıyoruz diyor. Neye dikkat edin diyor. Sabah bizim yaptığımız hareketlerde biz ne yaptırıyoruz? Çek bırak yapıyoruz. Çek ayağını abla. Şöyle kendini. Çek bırak. Ama bunu yaparken parmaklarını da yap. Parmaklarını da şimdi aşağı kıvır. Şöyle. Kıvır parmakları şöyle aşağı kıvır. Hah. Şimdi çek. Bak hem bileğim ayakları yap. Şöyle. Bir ayağı da çek bırak. Hah. Şimdi bunu unuttun. Hah. Harikasın. Güzel. Çek. Bırak. Bu hareketleri yaparken ayak parmaklarınıza da yapın bu egzersizi. Kanlanma artsın onu söylüyoruz. Ha? Şöyle yapıyorum. Bak. Şöyle yapıyorum. Bak işte ne diyor? Onu yapmıyorum diyor. Şimdi mikrofonu. Evet. İşte bu hareketleri yaparken evet ayak parmaklarınızla hareket ettirin ki kan gelsin, can gelsin. Evet. Çok dikkat edin. Şu parmağınızın izi dünyada hiç kimsede yok. 7 milyarda bir tane bu parmak izi. Bitmedi. İyi dinleyin. Bir doktor olarak, doktorunuz olarak söylüyorum. Ayağınızda kimse de yok. Dudağınızın izi de kimse de yok. Kalbinizde kimse de yok. Karnınızda kimse de yok. Midenizde kimse de yok. Hepiniz teksiniz. Bunu hiç unutmayınız. Evet genel sistemler benziyor, şu bu benziyor ama farklısınız. Hepimiz o yüzden, özeliz. O yüzden özeliz. Kimininki herkes ısınır. Herkes kendine özel. Kimininki evet soğuk olur, kimininki şey olur. Önemli olan sağlıklı olmaktır. O yüzden bizim sabah yaptığımız o hareketleri sakın yabana atmayınız. Onları ciddi yapınız. Ayaklarınızla ilgili en ufak bir yara, tırnaklarınızda batma, bozulma varsa sakın ihmal etmeyiniz. Bunlara dikkat ediniz. Bence şimdi kesme süresi de çok önemliydi. Özellikle çok yara oluyor. Bak gördünüz mü buralarda diyor yara oluyor. İşte ayaklarınızda böyle yara oluyorsa, geç kapanıyorsa yine dikkat etmeniz lazım. Niye yara oluyor bende, niye geç kapanıyor demeniz lazım. Şekeriniz falan yok. Yok. Kolesterolleriniz falan biraz nasıl? Biraz yüksek. Biraz kolesterolü yüksekmiş. İşte biraz dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi biraz sonra şu ablamı gösterelim. Bakın bu kemik çıkıntıları ile ilgili konuşacağım. Bu ablamı şöyle tutalım ablacığım. Bak yazık değil mi? Bu ayakları bunun vaktinde böyle değildi. Ah canım nasıl? Biraz da laf aramızda biz kendimiz yaptık. Tut. Öyle mi değil mi abla? Evet. Evet maalesef. Şimdi biraz sonra o kemik çıkıntıları ile ilgili ne yapacağız? Ayak parmak araları kaşınıyorsa ne yapacağız? Ayaklarımız yanıyorsa ne yapacağız? Hepsini konuşacağız. Bir de size evet, ayak tabanında bir mucize var. Onu anlatacağız. Reklamlardan sonra buradayız. Sevgili kardeşlerim, sirkeleri içtiniz mi? İçtik. Çok güzel. Kereviz. Çok kereviz harika. Ve biberiye sirkesi kalp damar sağlığı açısından çok faydalı. Lütfen yapınız. Kerevizin son günleri. Kerevizin yapraklarını da atınız. Yapraklarını da atınız. Bir kilo kereviz
Bir bardak da biberiye. Yaş ya da kuru olabilir. Biz yaşından atmıştık. Ayşe kardeşimiz getirmişti bize taze biberiye, öyle atmıştık. Kuru da olabilir. Sakın ihmal etmeyin. Kalp sağlığı açısından çok faydalı. Zayıflamada da çok faydası var. Bilginiz olsun. Sevgili kardeşler, biraz sonra bu ablamın kemik çıkıntılarına ne yapalım? Bak parmağın biri de çıkmış yukarıya doğru. Ne yapalım? Bunları anlatacağız. Ne zaman? Tekrar bir reklama gitmek zorundayız. Bu reklam statüsü gereği. Haklısınız ama mecburuz. Çünkü böyle yapmazsak uymuyor. O yüzden uzun konuşabilmek için onu yapacağız ama sonra da size Serap Hanım'la çok özel bir kek yapacağız. Ne keki yapacağız Serap Hanım? Zebra kek yapacağız Feridun. Zebra kekmiş. Zebraya benzeyecek. Evet. Ben de yapacakmışım. Sizde olmadan olmaz. Bakalım. Yok. Şimdi beraberce gözüyoruz. Reklamlara gidiyoruz. Reklamlardan sonra uzun süre konuşabilmek için böyle yapıyoruz. Uzun süre beraberiz. Sevgili kardeşlerim, zebra kek diye bir şey yapacağız şimdi. Yapacağız. Nasıl yapıldığını bilmiyorsun. Bilmiyorum ama ben şimdi öğreteceğim Feridun Bey'e. Çok da güzel, eğlenceli bir şekilde geçen yapacağız. Geçen gün evde yapmış, Sude gösteriyordu bana. Çok güzeldi hakikaten. Evet, tadı şekli da güzeldi. De çok güzeldi. Baba bak nasıl diye gösterdi. Tam böyle hanımların hakikaten günleri için. Zebra kek. Için. Evet. Zebra biliyorsunuz böyle alacalı acalalı. Bu kek de alacalı alacalı olacak. Evet. Güzel olacağını garanti ediyorum. Hadi ama bakalım. Ben hiç yapmamıştım. Hadi bakalım. Şimdi kıyaslayın bakalım. Ben mi güzel karacağım, Serap Hanım mı güzel karacağım? Yok canım, yok. Niye kıyas yok canım yok. Ya? Bugün kıyas yok Feridun. Kıyas var, var. Çünkü bir dakika, kıyas ben yok. Kendime güveniyorum kardeşim. Bir dakika. Ömrümde ilk defa duyduğum şeyi yapacağım. Konuşturmuyor. Bakalım hangimizi yapacak. Feridun Bey beni konuşturmuyor, ben söyleyemiyorum. Bir kere yani aynı bak, iki yumurta sende var, iki yumurta bende var. Aynı bölge. İşte aynı o yüzden hangimiz daha güzel çırpacak belli olacak. Hadi kır yumurtaları, hadi başla. Hadi iki yumurta kırıyoruz. Kırdık. Evet Feridun bak, Bey. Bak yumurtanın kabuğu da düştü bak. Hayır düşmedi. Düşmedi. Yarım su bardağı toz şekerimiz var. Bu yumurta kabuklarını ne yapıyorsunuz? Sakın atmıyorsunuz. Kurutuyorsunuz. Toz haline getiriyorsunuz. Kurutuyorsunuz. Toz haline getiriyorsunuz. İçine 10 yumurtaysa 20 limon. 5 yumurtaysa 10 limon suyu koyuyorsunuz. Gidip gelip karıştırıyorsunuz. Yaklaşık bir hafta 10 gün buzdolabında tutuyorsunuz. Bir hafta 10 gün sonra bunu süzüp suyunu içiyorsunuz. Her kişide, her aile birer çorba kaşığı. 4 kişilik aile 4 çorba kaşığı içiyor. Şimdi olmadı en doğal ki, baştan. Kalsiyum ve D vitamini. Baştan başlıyoruz. 2 yumurtayı kırdın, yarım su bardağı şeker, hiçbir şey karıştırma. Sadece kek yapıyoruz Feridun Bey, tamam mı? Un mu koydun? Hiç şimdi, hayır un falan koymadım. 2 yumurtayı kırdık, benimle birlikte aynı oranda yapacaktın. Yarım tamam. Su bardağı şekerini atıyorsun. Yarım su bardağı şeker. Evet, çırp. Çırptım. Evet. Sen de kendin oradan malzemelerini alıp koyacaksın. Öyle mi? Peki. Evet, yarım su bardağı zeytinyağı. Yarım su bardağı zeytinyağı. Evet, koy. Yarım su bardağı sütünü ekle. Yarım su bardağı süt. Yarım su bardağı toz fındık. Yarım su bardağı toz fındık. Bunu koymaya da bilirsiniz. Fındığın yerine ceviz olur, yer fıstığı fındık olur. Fındık yerine ceviz de olur. Ya da hiç koymayabilirsiniz. 3 çorba kaşığı da ben kakao koyuyorum. Sen koymayacaksın Feridun Bey. Benimki böyle kara, daha koyu renkli olacak. İlla benden üstün olacak ya. Bak kendine kakao koydum, bana koydurma. Yok. Bir paket vanilyamız vardı. Vanilyamızı da bir koyuyoruz. Bir paket. Hangisi vanilya bunun? Vanilyayı da koyuyoruz. Fark etmez ki Feridun Bey. Kabartma tamam, tozunu da bir kaşık koyuyoruz. Bir kaşık mı? Bir kaşık koyuyoruz. Biz burada mikser sesi olmasın diye, siz evde mikserle de yapabilirsiniz. Biz böyle çırpıyoruz. Benim gibi mikser varken ne gerek var mikser? Yarım limon rendemiz var. Yarım limon rendesini de koyalım. 3 yemek kaşığı da un koyuyorum ben. Sen 4 yemek kaşığı un koyuyorsun. Neden? Kakao koydun sen evet, çünkü. Evet, aferin. İyi çözmüşsün olayı. Ya ilgin benim üstümde yani. Öyle mi? Evet. hadi çırp karıştır. Karıştır. Ay ben evet. Bak gördün mü? Ya evet. Benimki çok kabaracak demek ki. Onu gösteriyor. Ne kabaracak? Döktü. Bu onu gösteriyor. Döktün ortalığı saçtın. Bu onu gösteriyor. Bak şu disipline bak. Bir tane evet. Beyaz görüyor musun bu burada? Bu onu gösteriyor. Abla söyle, görüyor musun bir şey? Bununkini? Evet. Ya gördün bu mü? Bu onu gösteriyor. Adam ne kadar marifetli bak. Hayır, süt o bardağı. Ben pratik değil evet. Miyim? Siz biraz daha sakin.
Evet, biraz daha sakin. Çünkü benim sorumluluğum yok. Kötü olursa onu. Evet, kötü olursa onu. O heyecanlanıyor, ne olacak diye. Böyle biraz katı olduğu zaman Feridun Bey biraz daha süt karıştırabilirsiniz. Çünkü kakao olduğu için o koyulaştırıyor. Kakao değil kardeşim, oranlarını güzel koydu. Adam bak ne güzel oldu. Sen koyamadın, ondan oldu bak. Yok Feridun Bey, kakaoyu koyduğunuz zaman hanımlar bilir, kakaoyu koyduğunuz zaman biraz daha, evet biraz daha zor olur. O yüzden süt eklemek lazımdır yani. Keşke kakaoluyu ben yapsaydım da görseydin ne güzel yapıyorum. Şimdi borcam da çok güzel oluyor bu. Borcamımız da burada, borcamımızı da yağladık. Bakın ustalar böyle karıştırır kardeşlerim bak. Evet, kabartma tozunu unutmuşum ben Feridun Bey. Kabartma tozunu da atalım. Bütün aşçılar, büyük şey, aşçılar hep böyle karıştırır. Serap Hanım'ınki gibi değil. Nasıl? Şimdi üstünü kirletirsin. Olsun, kirlersin. Boş. Şöyle mi? Öyle değil, bak böyle. Ya böyle işte. Ya sen böyle çeviriyorsun bak, çeviriyor bak. Böyle yaptıkça neden içine bol hava giriyor? O yüzden çok güzel kabarıyor bak. Şöyle mi tuttun? Böyle mi? Hiç yakışmadı bana. Bana böyle yapmak hiç yakıştıramadım kendime. Bak nasıl gömlek kabardı, battı, bak nasıl gömlek kabardı, bak. Olsun, bir bak, şey olmaz. Bak nasıl battı, bak. Alırsın bana bir gömlek daha artık. Tamam, alırım hayatım, tamam. Hadi devam. Devam, hadi bakalım. Şimdi geldik en eğlenceli kısmına. En eğlenceli kısmındayız. Ben de çırptım, sen de çırptın. Feridun Bey, bunu da bir güzel yağladık. Şöyle yapayım şunu. Evet. Şimdi en ortasına, ben de öyle bir şey istiyorum, tabak istiyorum. Evet. Feridun Bey'e vermişsiniz, bana vermemişsiniz, ayıp etmişsiniz. Bakın kardeşlerim, ben yardım etmesem yapamayacak. Gördünüz mü? Ben yaptım. Tabii, hepsini Feridun Bey sayesinde yaptım. Allah evet, razı buyur. Olsun. İyi ki varsın Feridun. Teşekkür ederim. Hadi bakalım. Şimdi önce kakao ile başlayalım. Sana göstereyim tamam. Nasıl yaptığımızı. Şimdi şöyle güzelce alıyoruz. Kepçe ile alıyoruz. İkimizin de kepçe oranları eşit. Sıyırmak çok önemli. Tam sıyırıyorum ve ortasına... Evet, koydum. Feridun Bey, sen de şimdi getireceksin bunu. Bunun ortasına tam koyacaksın. Ortasına. Tam ortasına. Evet, şimdi biraz daha koy. Korkma. Ya korkmuyorum. Eşit dağılsın diye. Birden biraz bir tarafını kapattı da ondan. Hocam tedbiriniz. Bence de. Tamam. Evet, şimdi tekrar ortasına geliyoruz. Tekrar ortasına getiriyorsunuz. Çok güzel oluyor şekli. Şunları da şuradan çekeyim. Şimdi sıra bende. Bir tane de ben. Evet Feridun Bey. Bak ne yaptın, bak. Neyse, hiç yapmadım ama bir şey. Ama doğal zebrada da böyle desenler var. Tamam. Sen merak etme, doğalı da böyle. Doğalı da böyle, Allah da böyle yaratmış. Onun da çok eşit değil. Hani Feridun Bey biraz önce dediniz ya, kimsenin eşit değil. Dur. Biraz daha koydum. Hadi. Çok az koyuyorsun ama bak az beyazlar... Az koymuyorum Serap Hanım, bir dakika müsaade eder misin? Tabağın öbür tarafına yapıştı, orada dayandılar. Bu tarafı çekmek için yaptım, anlamadın ne yaptığımı. Evet, biraz zeytinyağından dolayı Feridun Bey. Dur bir dakika. Şöyle şelale gibi oldu. Alma. Tamam. Eğlenceli mi? Hadi bakalım. Evet. Tamam. Güzel, yavaş yavaş gidiyor. Resim gibi oluyor. Evet, resim gibi oluyor. Pişmişini de gösterelim Feridun Bey. Biz böyle devam edelim. Siz isterseniz konuya devam edin. Ben hemen yapılmışını da göstereyim. Bakın piştikten sonra da böyle bir şekil oluyor. Gösterelim, yine aynı borcamla yaptık. Aynı şekilde yaptık. Çok da lezzetli oluyor. Kestiğiniz zaman bir kere çok eğlenceli. Hadi yapalım, fırına verelim de görsün nasıl pişiyor, nasıl pişmiyor. Devam mı edelim? Tamam, devam. Doyamadı Feridun Bey, yavaşına gitti. Çabuk ol. Ayağa devam edelim dediği için. Tamam, sen hemen koy şunu, bitiyor. Tamam. Koy şunu. Kenara dayandım, bitti zaten. Çok az kaldı, o yüzden diyorum. Evet, benim gibi damlatırsanız hiç önemli değil.
Sevgili seyircilerim, Allah rızası için söyle. Sen güzel seyrettin. Bir tane damlattın mı? Feridun Bey, bir gerçek söyle. Şöyle bir çekin. Damlatmadım. Feridun Bey nasıl yapıyor, tamam, biliyor musunuz? Yeter, götür fırına. Bir şey söyleyeceğim. Böyle yapıyor bakın. Bu böyle ya, böyle. Ben neredeyim? Gel gel. Bir gel. Bir gel Feridun Bey. Böyle. Böyle bak. Böyle. Kocaman yeri sana verdim, bu ne güzel. Feridun Bey, ben bu sen şu anda senin. Ben seni taklit ediyorum. Şöyle. Koluyu tekme. Yukarıda seyirciler de burada. Herkes görüyor ben neredeyim, nerede değilim. Öyleydi. Biraz önce öyleydi. Hiç öyle değildim. Biraz önce bayağı hiç öyle aldın. Hiç kabul etmiyorum, öyle değildim. Tamam evet. Feridun Bey, devam edin. Hadi ben tekrar doktorluğunuza devam edebilirsiniz. Teşekkür ederim. Tamam olmuş. Tamam vereceğim. Tek bir onu bir onu yapacağım. Bir onu bir onu yapacağım. Bir onu bir onu bir onu bir onu. Evet. Şimdi kardeşlerim. Gelelim. Doyamadı şu Feridun tut Bey. Abla sen mikrofonu. Bu ablamıza ne yapacağız? Berna'cığım hazırlıklarını yap. Evet, ne yapacağımızı anlatıyorum. Ne yapacağımızı anlatıyorum. Ayak parmak kenarı çıkıntıları için ne yapacağız? Ayak parmak kenarları çıkıntıları için ne yapacağız? Onu konuşuyoruz. Başka kimin çıkıntısı vardı? Sen de çıkardın. Bu ablam bakın böyle bir aparat kullanmış. Şimdi ben size bir şey anlatayım. Böyle bir aparat kullanmış. Aparatı bu. Yalnız ben size bir şey söyleyeceğim. Bakın şuralara bir bakalım. Bak buralar biraz pembe pembe olmuş. Neden? Aparat bunu biraz haşlamış. Bu aparat ne? Silikon bir malzeme, plastik bir malzeme. Bu aparatı da nasıl kullanacağınızı söyleyeceğim ben size şimdi. Aparat takacaksanız nasıl yapacaksınız? Ben size daha doğal bir aparat nasıl yapılır onu göstereceğim. Benden şurada dur. Şimdi bakınız. Birinci kural ne? Bu kemiği bu tarafa doğru çekersek, şöyle göstereyim. Bu kemiği bu tarafa doğru çekersek burada bir rahatlama oluyor. Bu buraya biraz giriyor. Burada bir kemikte bir ferahlama oluyor. Bu ablam vakti zamanında dar ayakkabıları giye giye iyice bu hale getirmiş. Tut mikrofonu kendine. Evet. Ve o kadar getirmiş ki şu parmağa fazlalık yapmış. Bak şuradan alalım parmağı. Oh, rahat herkes. Yok adam o kadar. Şimdi ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Bu kemiği bu tarafa çekmemiz lazım. Evde şu antrenmanı çok yapınız. Ne yapacağız gösteriyorum. Ablacığım şu dirseğini kıvır. Bunun şu arasına sok şöyle ha. Bak sık sık bunu yap. Ne yaptık? Bu bacağınızın arkasına onu taktık. Bunu bu tarafa doğru çekiyoruz. Anladım. Her gün televizyon seyrederken şey yaparken bu antrenmanı çok yapınız. Bir de tersini yap canım kardeşim. Ha. Şuraya ama bak şuraya gireceksin şuraya. Aşağılarda kaldın ha. Anladın değil mi? Anladım. Hemen bir rahatlama elde edersiniz. Yani bunu hep bu tarafa çekmemiz lazım. Çünkü bu kemik buradan böyle döndü. Bunu habire bu taraf. Çok bozulmuş, bok bozulmuş. Düzelecek bu şimdi bak göreceksiniz. Çok bozulmuşuna falan bakmayın siz. Yani sıfır numara olmayacak da kötü hali düzelecek. Onu derilmiş. Yani çok bozulmuş diye moralinizi bozmayınız. Onu söylemek istiyoruz. Şimdi kardeşlerim şu silikon malzemeler var ama ben size doğal silikon malzeme kendiniz yapın diyorum. Bir pamuk alıyorsunuz bir de sargı bezi. Bu sargı bezi bulamıyorum dersen her türlü eczane derdi var ama o başörtülerin mermer şahidinden pamuk da olabilir. Ya da eski bir çorap da olabilir. Eski bir çorabımız var mı Züleyha Hanım burada? Eski bir %100 pamuk bir çorap da olur. Onun içine şöyle pamuğu koyacağız bak şöyle saracağız. Eski pamuk ya da atlet de olur. Eski iç atletiniz de olabilir. Şöyle yaptık. İşte size doğal bir silikon malzeme yaptık bak. Evet. Getir şuna da bunu koyalım. Olmaz sonra söyleyelim peki. Açılmıyor, zor açılıyor. Bakın bir şey göstereceğim. Tut mikrofonu abla. Evet. Lütfen doğru söyle. Ne söyleyeyim? Bunda mı rahatsın, bunda mı rahatsın? Şunda daha rahatım. Görüyor musunuz? Evet. Bakın bunun yerine sana da tavsiye ediyorum abla. Bu silikonun yerine böyle pamuktan yapınız kendiniz. Evet, doğru. Bunun içine de çorabınızı giyiniz. Bütün gün korkmadan tutabilirsiniz. Bunlar biraz rahatsız eder. Yok illa ben silikon takacağım diyorsanız ona da şöyle bir sargı dolayınız öyle yapınız bak şöyle. Evet.
muhakkak şöyle bir sargı yapınız ki haşlamasın. Ayaklarınızı haşlıyor çünkü orasını. Kes Berna'cığım. Bak böyle yapınız, bunları da kullanacaksınız. Ama ben size kendi kendinize böyle yapmanızı tavsiye ediyorum. Aynı işlevi görürsünüz. Bununla ayakkabılarınızı, çoraplarınızı bununla giyeceksiniz. Yavaş yavaş bunu aşağı doğru çekecek. Bir de burada bir sıkıntı daha var. Bu parmak yukarı doğru çıkmış. Evet. Habire bunu sıcak suyun içine sokup bunu böyle aşağı doğru aşağı doğru indirmemiz lazım. Buna dikkat edeceksin. Bunun için de şöyle bir şey yapabiliriz. Kes benden şuradan. Yine böyle bir sargı bezi aldık. Pamuk sargı bezinden. Bunu biraz bak şimdi böyle yukarıda ya. Bunu şöyle aşağı indireceğiz bak şimdi şöyle. Bak nasıl indi aşağıya. Gördünüz mü? Basitçe bir sargı beziyle onun üstten yandakinden yukarıya aldık. Bak çektik aşağı, indi aşağı iyice. Bunu yapacağız. Şuraya da şunu takacağız. Yapacaksın şimdi, anlatacağız abla. İşte kardeşlerim bunun üstüne bak. Bu parmak indi mi indi. Bu ayak açıldı mı açıldı. İşte ayak kendine doğru geldi. Basitçecik sargı bezinden böyle bir şey yapabilirsiniz. Mükemmel bir şekilde sabırla öyle oldu böyle oldu. Ona buna bakmayacaksınız. Zarar neresinden dönülürse kârdır. Bunu sabırla yapacaksınız kardeşlerim. Bu çok önemli. Her günde bu egzersizleri yapacak. Bir de sıcak suyun içine sokup şöyle şöyle masaj yapacak. Bu ablam soruyor, ben de yapabilir miyim? Bu ablam da yapabilir. Aynı şekilde bu ablamı da bu tarafa doğru koyabiliriz. Bu ablamın daha fazla çıkmamış. Şimdi bu o kadar çok geliyor ki bu kemik yer bulamıyor, mecbur böyle yukarıya çıkıyor. Bir de ne yapmanız lazım? Bir de ne yapmanız lazım kardeşlerim? Ayağınıza göre ayakkabı giymeniz lazım. Mesela bu ablam giymiş ayakkabıyı. Bak ne kadar zorlamış. Allah'tan yumuşak bir ayakkabı, kendini kurtarmış. Ayakkabıcıya giderken bir şey çıkar yavrum. Kağıt, kağıt. Ayakkabıcıya giderken güzel ayakkabı. Dur konuşacağız. Ayakkabıcıya giderken lütfen lütfen ayağınızın şeklini çizip gidiniz. Şurada kimin ayağına bakalım? Neşe ablamınkine bakalım. Çıkar Neşe abla. Ayakkabıcıya giderken hocam benim koy. Ayaklarım hepsinden şey. Hepsinden sıkıntı olur. Dur. Göreceğim. Dur Neşe abla. Bak. Ayakkabıcıya giderken muhakkak ayağınızın ölçüsünü alıp gidiniz. Nasıl yapacaksınız? Gözünüz yanılabilir. Bak şöyle yapacağız. Kalemle çizelim. Tam dibinden gelecek şekilde kalemle çizdim ayağını. Çık ablacığım. Neşe ablamın ayağı bu. Şimdi alacağınız ayakkabıya bakacaksınız. Ver Neşe abla. Bu ayakkabı ne kadar kurtarıyor Neşe ablamı? Çizelim. Hocam ben bunları bugün giydim. Ben düz ayakkabı giyiyorum. Bu kadar yer ne oluyor Neşe abla? Ama dur, dur hayatım bir dakika. Ben şimdi senin önünde anlatıyoruz yani. Doğrudur, bugün giymiştir. Haklısın. Ben size bir şey söyleyeyim. Daha Neşe ablam ki gene fena değil. Ayakkabın şey yumuşak ama plastik bir ayakkabı bu. Plastikini nereden anladınız? Markasını kapatalım. Markasını kapatalım. Bakın şunlar plastik işareti. Sakın böyle ayakkabı almayınız. Böyle ayakkabı giyeceğinizde ayağınıza naylon torba bağlayınız, aynı şey. Getir bakın. Hocam benim tırnaklarım da çok kötü. Bakın. Neşe abla bir dakika dur. Bir şey gösteriyorum. Ayakkabıda şu işaret varsa, bu işaret varsa almayacaksınız bu işaret varsa. Nasıl işaret varsa alacaksınız? Şöyle yüzülmüş post işareti. Bu işareti görürseniz alacaksınız. Yani bakın şu deri işaretini göreceksiniz. Kamera gösteriyor. Şu deri işaretini göreceksiniz. Deri işaretini göreceksiniz. Altı böyle plastik olanlar alacaksınız. Ayakkabının içine bakalım şimdi. Markası kapalı, markası kapalı. Bakın şurada gözüküyor. Ayakkabının üstünde deri, içi deri işareti. Lütfen deri işaretini görmediğiniz ayakkabıları, markasını kapatalım. Şu işaretli ayakkabıları almayınız. Altında olabilir o işaret, bir tane olabilir. Ama ikisinin deri işareti olması lazım. Hocam benim tırnaklarım şimdi, da böyle. Şimdi Neşe ablamın da bakın tırnaklarında bozulma İkisi olmuş. İkisi de aynı.
Şu iki tırnağında bozulma olmuş. Bu kemiği çıkmış. Neden böyle olmuş? Şu tırnaklarında mantar olmuş çünkü. Hiç tırnaklar uzamadı. Hiç uzamaz. Neden uzamıyor? Bir de kaşıntı hocam. Bir de kaşıntı çok fazla yapıyor. Kaşıntı oluyor. Kaşıntı ne yapacağız onları konuşacağız. O zaman diyoruz ki Neşe ablam ayakkabı almaya giderken, sizler de ayakkabı almaya giderken ayağınızı çizeceksiniz. Alacağınız ayakkabı şöyle koyup deneyeceksiniz. Şöyle bir deneyeceksiniz. Bu beni kurtarıyor mu kurtarmıyor mu diye bakacaksınız böyle. Eğer bu ayakkabı böyle kurtarmıyorsa almayın o ayakkabı. Ha, düğüne gidiyorum. Kıyafetime uygun. Kısa süre giyeceğim. Saygım sonsuz. Onu giyiniz. Ama günlük yürüyeceğiniz, günlük alışverişe gideceğiniz ayakkabılarınızı muhakkak dikkat ediniz. Peki ayakkabılarda topuk nasıl olması lazım? Hanımlar için en ideal topuk 3 santim kadar topuktur. Hanımlar için 3 hanımlar için düz ayakkabı da çok fazla tavsiye etmiyoruz. O moda şimdi o babetleri falan çok fazla sağlık açısından. Sağlık açısından çok tavsiye etmiyoruz. Bu iyi bir topuk ama en ideal topuk şöyle dolgu topuk dediğimiz topukta yarar var. 3 santim, 2,5 santim. Feridun Bey, bu ablamın topuğu da iyi. Babetler de sağlıklı değil, değil mi? Babetler sağlıklı evet. Değil işte bak. Sağlıklı böyle düz değil. Düz olanlar. Değil. Hanım kardeşlerimize en az 3 parmak topuk olması lazım. Dolgu topuk olması lazım. Doğru. Ama bir daha söylüyorum. Eğer hiç topuksuz giyerseniz bu sefer topuklarınızda diken oluşur. Arkalarınızda ağrılar oluşur. Bunları özellikle dikkat ediniz can kardeşlerim. Evet. Bunu özellikle belirtiyoruz. Evet. Şimdi. Peki bu gençliğimizde mi böyle olacak, yaşlılığımızda mı Feridun Bey? Serap Hanımcığım, lafı anlamadınız. Dedik ki gezmeye giderken, düğüne giderken evet. İstediğinizi tabii ki giyeceksiniz. Neşe ablama teşekkür ederim. Bizim programa geleceğim evet. Diye değişik ayakkabı giydim diyor. Doğrudur. Evet, çok da böyle güzel bir yere olmuş. Giderken istediğinizi her istediğinizi giyiniz. Ama diğer zamanlar muhakkak içi dışı deri ayakkabı giyin. Mesela bu kardeşimin topuğu iyi mi? İyi. Dolgu mu? Dolgu. Güzel. Suratı geniş mi? Geniş. Yumuşak mı? Yumuşak. Doğru. Deri işareti gözükmüyor ama herhalde ayakkabı deri. Bence de mesela deri. Bu ayakkabının içi dışı deri. Güzel bir ayakkabı. Hı-hı. Böyle ayakkabı alabilirsiniz. Bir de ayakkabılarda şurasının da biraz yüksek olmasına dikkat ediniz. Hı-hı. Şurası bak şu şeyi basıyor üstten. Ama çok yumuşak bir deri olduğu için kurtarıyor. Astarsız bir ayakkabı. Çok güzel. Çorabınızı boyayabilir. Haberiniz olsun. Hakiki deriler böyle boya yapılmış deriler ayakkabınızda çorabınızı boyayabilir. Ona göre çorabınıza dikkat ediniz. Ben hemen bir tavsiyede bulunacağım. Kardeşlerim dikkat ediniz. Evet. Eğer mecbur değilseniz şu naylon kadın çoraplarından mümkün olduğu kadar giymemeye çalışınız. Pantolonlarınızın altlarına çorap giyecekseniz muhakkak pamuk olanlarını ya da bambu olanlarını giyiniz. Bambu diye bir şey çıktı şimdi. O da pamuk gibi pamuklu. Bir malzeme. Çok güzel. Güzel bir malzeme. Buna dikkat ediniz. Çorapta kesinlikle bambuyu tavsiye ediyorum. Ben de çoraplarımı değiştirdim. Çorap dolabımı hep bambu aldım. Bakın ayakkabılarda şu bölüm de yüksek olsun biraz. Bak şu bölüm de yüksek evet, olsun. Evet yüksekliği. Bak çok ince, çok yumuşak, güzel bir ayakkabı. Şu bölümü de yüksek olsun. Mesela şurada evet. Ablamın ayakkabısı fena değil. Bu ayakkabı fena değil. Bakın bunun da şurası biraz alçak. Buralardan rahatsız etmiş. Bak seni iz yapmış. Şuranın da biraz yüksek olmasından yarar var. Topuğu iyi mi? İyi. Geniş suratlı mı? Geniş suratlı. İçi dışı deri mi? Deri. Güzel bir ayakkabı. Böyle ayakkabıları gezmede, çarşıya, pazara giderken iyi. Ama davete gidiyorsunuz. Nereye giderseniz gidin. Bak bu ayakkabı iyi. Burası yüksek. Bak yüksek. Şu bölüm de yüksek. Burası da yüksek. Yani ayakkabı içinde şöyle rahat durur. Bir de ben size şu lafı sakın unutmayınız. Çok önemli bir şey söylüyorum. Ayakkabıyı giydin. Ayakkabı içine girer girmez oh demesi lazım. Sakın ala ki. Abla burundan sıkıyor mu? Sıkmıyor. Açar. Yok böyle bir şey. Açarken senin buralarında nasır yapar da açar. Ayakkabıyı ayağına giydin. Oh demen lazım. Oh demiyorsan en iyi ayakkabı bile olsa alma. Oh demen lazım. Ayağı giydiğinde belli eder kendini. Yok açarmış, yok saçarmış, yok böyle bir şey. Bol da iyi değil.
Feridun Bey'le bir gün ayakkabı almaya gittik. Ayakkabıcı dedi ya, açar dedi. Ama seni de görmemişti böyle. Feridun Bey de köşede oturuyor. Feridun Bey dedi ki kalk 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 çabuk 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 çıkalım dedi. Açar da dedin. Nasır yapar da açar dedi. Açarmış saçarmış. Çık bu dükkandan dedi. Böyle neyse çıktı. Şaka bir tarafa dinleyiniz. Kardeşler bir daha ama söylüyorum. Şurası gerçekten yüksek olacak. Topu böyle dolgu olacak. Burnu geniş olacak. Doğru güzel bir peki, ayakkabı. Peki deri ayakkabı açmıyor mu Feridun Bey gerçekten? %100 biraz açıyor ama. Açarken ayakkabıyı da deforme edip açar. Doğru. Ayakkabıyı da bozar. Hele deri olmayan bir, hiç açmıyor. Ayakkabının bir formu vardır, formu onu vardır. Bozar. Ne yapacak? Bak mesela bak spor ne yapmış? Bak bak. Bak bozmuş biraz bak bozmuş. Ha. Ayakkabıyı bozar biraz yani. Ayakkabının da görüntüsünü evet, bozar. Bir de bol ayakkabı da iyi değil. Yürürken böyle fırt 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 ayağından çıkıyorsa o da. O nasıl? Şimdi kardeşlerim ben size mümkün olduğu kadar dolgu topukları tavsiye ediyorum. Bunlara dikkat ediniz. Peki bir şey söyleyeceğim Feridun Bey. Çocuk ayakkabısı alırken çocuğumuz eğer büyük alsak hani seneye de giyer diye çocuğumuzun ayak numarası büyür mü? Çok yanlış bir şey. Çocuk şimdi bulsun Çinlilerin yaptığı kötü bir adet vardır. Çin'de çocukların ayakları büyük olmasın diye hep küçük demir gibi ayakkabı giydirirler. Demir, demir. Küçük. Çocuklukta gösterecek. Bak şimdi biraz sonra yönetmeni evet, bulabilir inşallah. Demir ayakkabı giydirirler. Çocuğun bütün ayağını sistemini bozarlar. Şimdi yasaklandı. Giydirmiyorlar ama eskilerde giyerlerdi. Peki bol ayakkabı çocuk giyerse? Çocuk ayakkabılarını kesinlikle ve kesinlikle bol ayakkabı çocuklarınıza sakın almayınız. Almayın evet. Büyür diye bir şey olmaz. Nasıl örteceksiniz çocuk ayakkabınızı? Dikkat edin. Çocuğun ayağınızı dıştan şöyle koyup deneyeceksiniz. Koyup deneyeceksiniz. Arkadan yarım parmak ayağını koydun çocuğunun. Önden de en fazla şöyle bir parmak büyük olanlarını alabilirsiniz. Boşluk. Çocuğunuzda arkada yarım parmak, dıştan ölçüyoruz. Arkada yarım parmak, önde de bir parmak olanlarını alabilirsiniz. Parmak. Dıştan ölçüyoruz, dıştan. Çocuğun ayağını tabanına yapıştırdım. Arkadan yarım parmak, önden de bir parmak alabilirsiniz. Buna dikkat ediniz. Çocuklarınıza bilhassa %100 deri ayakkabı alınız. Çocuklarınıza çok dikkat edin burayı. Çok fazla ışıklı, müsaade et. Çok fazla ışıklı, çok fazla cicili bicili ayakkabıları günlük ayakkabı olarak almayınız. Bir düğüne götüreceğim. Çocuğumun kıyafetine uygun bir şey demiyorum. Çocuklarınıza görüyorum bilhassa kız çocuklarını heveslendiriyorsunuz. Topuklu ayakkabı giydiriyorsunuz. Çocuklarda topuklu ayakkabı iyi değil. Bakın Çinlilerin giydiği ayakkabıya bakın. Çinlilerin giydiği ayakkabıya bakın. Ayak nasıl bozulmuş? Ayak ne hale gelmiş? İşte öyle bir gelenek vardı onlarda. Çocuklarınıza dar ayakkabı giydirmek iyi değil. Bol da iyi değil. Tam ayağının ölçüsünü ama bu ölçü nasıl alınacaktı? Arkadan yarım parmak, önden bir parmak büyük olan ayakkabıyı giydirebilirsiniz. Ayağı hızlı büyüyormuş, yetmiyormuş. Tamam doğru ne yapalım? Hani seneye de giyer diye bir laf vardı. O biraz terk edildi. Onu özellikle belirtiyorum. Feridun Bey çocuklarınıza çünkü güzellik belirtisi Çin'de. Güzellik belirtisi olduğu için küçük ayak. Ayaklar küçük olsun diye o yüzden yapmışlar. Tamam. Şimdi sevgili kardeşlerim, küçük ayakkabı. Ayaklarımızda kaşıntı oluyorsa, kaşıntı oluyorsa ne yapacağız? Parmaklarımızda kaşıntı oluyorsa ne yapacağız? Ayağımızda yanma oluyorsa ne yapacağız? Çok dikkatli dinleyin burayı. Şimdi biz size bir ayak banyosu yapacağız. Ayak banyosu yapacağız. Eğer ayağınızda yanma varsa bu koyduğunuz su soğuk olacak. Bir daha söylüyorum. Benim ayağımda yanma var. Mesela kardeşim dedi ki benim ayağım yanıyor dedi. Yanma olanlar soğuk su yapacaklar. Diğerleri benim ayağımda kaşıntı var. Üşüyor. Parmak aralarım kaşınıyor. Mesela Neşe abla dedi ki buralar çok kaşınıyor. Tırnaklarda da mantar var. Çok dikkat edin. Şimdi çok güzel bir ayak banyosu anlatacağız. Bunu eşinizin ayakları kokuyorsa da kullanabilirsiniz. Ayaklarınız kokuyorsa da kullanabilirsiniz. Nasıl yapacağımızı anlatıyorum. Sevgili kardeşlerim, bir avuç lavanta attık. Bir avuç lavanta attık. Yanma varsa soğuk su, soğukluk varsa, kaşınıyorsa sıcak su. Nasıl sıcak? Önce o su kaynar su olsun. Bunları atın, ondan sonra ılıdığı zaman sokacaksın. İçine bir fincanda sirke. Hangi sirke? Kendi yaptığımız sirkelerden. Sonra ne koyacağız sevgili kardeşlerim? Bir çorba kaşığı tuz. Nasıl tuz? Bizim sirkelik tuzlarımızdan. Lavanta tuz.
Sirke. Ve sirke koyduk. Bu ne? Bu ne? Portakalla ilgili bir şey. Kokla. Bilemedim. Tut ablalarıma da tut. Bu ne? Egelilermiş. Hani Egelili. Evet. Egeliyiz ama ha? Bilemedim ya. Daha kokusu da. Ay şey, sanki sarı çiçekli bir şey bitki var. Şey. Allah Allah nasıl bilemedim. Bunun kremleri ki? De var. Aynı sefa. Aloe vera mı? Aynı sefa. Aynı sefa bitkisi. Süper. Aynı sefa bitkisi de ayak şeylerinde iyi geliyor. Aynı sefayı da koyduk bunun içine. Feridun Bey ayakta da iyi geliyor aynı sefa. Aynı zamanda cilt güzelliğinde de iyi geliyor. Ben maskeleri aynı sefanın suyuyla böyle karıyorum. Çok iyi geliyor aynı sefa. Ya rengi açıyor resmen. Şimdi sevgili kardeşlerim ne yaptık? Lavanta, aynı sefa, tuz ve sirke koyduk. Eğer ayağım yanıyor benim diyorsanız soğuk su. Eğer ayağımda kaşıntı var, soğukluk var diyorsanız sıcak su koydunuz. Sıcak suyu da sonra bunları güzelce karıştırdınız. İyice eliniz girebilecek kıvama geldikten sonra ayaklarınızı bunun içine sokuyorsunuz. Ne kadar duruyor? En az 15-20 dakika duruyor. Şimdi bir de ben size bir ayak kremi yapacağım bundan çıktıktan sonra. Bunun içinde durduktan sonra hangimizin ayağı kaşınıyor? Benim kaşınmıyor. Şu araları kaşınıyor. Koy bakalım hadi sen koy. Parmak araları dur bakayım bir dakika. Bir de böyle bir yarası da var hanımefendinin. Şöyle bir yarası kenesin, var. Kenarında. Şeker de varmış hanımefendi. Sevgili kardeşlerim. Ayak parmak aralarınıza bakacaksınız. Şurada da bir bakacağız. Yara var. Şöyle çevir. Evet. Çevir şöyle. Evet, kaşınıyor. Bakın yara, şurada da bir yara, o yara var. Hakkında ne bu? Da konuşalım Ferit Bey. Egzamatik dermit. Evet. Şimdi reklamlara gideceğiz de reklamlardan sonra ben size ayak tabanından refleksolojiyi öğreteceğim. Ayak tabanına masaj yaparak mide ağrısını, ayak tabanına masaj yaparak baş ağrılarını rahatlatmanın yollarını öğreteceğim. Ondan sonra ben size bir ayak kremi yapacağım. Bu banyodan çıkardıktan sonra kokulara mani olucu, yanmalara mani olucu krem yapacağım. Hepsi reklamlardan sonra buradayız. Aman reklamlarda dikkat edin. Şifreyi verebiliriz. Şifreyi ayak verebiliriz. Kremi. Şifreyi ona göre yakalayın. Ayakkabıları yakalayın. Çünkü ayakkabılarımız aynı zamanda ayak tabanlarına masaj yapan ayakkabılar kaçırmayın. Reklamlardan sonra buradayız. Evet sevgili seyircilerim. Bakın kek nasıl olurmuş gösterelim size sevgili seyircilerim. Tabii ki. Evet kokusu geldi. Değil mi? Sıcak olabilir. Maşallah biliyorum. Benim elim değen kek bu. Nasıl kabarmış. Tabii. Zebra'nın evet. Güzelliğine bakın. Bu da size daha önce ekranda yetiştiremezsek diye yaptığımız kek. Bir gün öncenin keki. Evet. Benimkinin güzelliğine bakın, güzelliğine. Harika. Feridun Bey şey çok önemliymiş demek ki. Böyle çırpmak çok önemliymiş. Yani gömleğini lekeledin ama değdi diyorsun öyle mi? Evet. O çırpmayı tamam. Tekrar gösterdiğinde ne diyorsun çok abla? Etkisi oluyor. Ben Almanya'da kalıyorum 46 senedir. Hoş geldin. Kızımın ismi de Serap. Eşim aynı güzel. De ikincisi Serpil. Bizden Selam. Küçüğü de Semra. Tamam. Ne diyorsun keklere ne diyorsun? Harika. Hangisi daha güzel? Bak gördün. Ama bu da şekli çok güzel ama. Tamam peki. Evet, çok güzel. Harika. Böyle şimdi biraz, evet, telefonumuz evet, geldi. Ayakkabıları veriyoruz. Afiyet olsun. Neziha Sarı hanımefendi gelmiş. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi günler. İyi günler. Ankara'ya selam. Neziha Sarı. Şifremiz neydi? Kek Zebra. Kek Zebra'ydı bugünkü şifremiz. Evet, biraz zebra. Değiştirdik. Evet. Kaç numara istiyorsunuz? Efendim? Kaç numara istiyorsunuz ayakkabı? Kaç numara istiyorum? 36 numara spor önden fermuarlı. Bravo. 36 numara spor. Önden fermuarlı olup olmayacağını söz vermeyelim ama spor olacağına söz veriyoruz. Adresinize hocam, teslim gelecek. Evet şimdi Almanya'daki ablam konuşsun. Ablam yalnız... Gövdesiyle ters orantılı. Sesi az çıkıyor. Gerçekten. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz diyeceğim şöyle güçlü. Evet bir telefon daha aldık. Songül Boztoprak İstanbul'dan. Hoş geldiniz Songül Hanım. Hiç kimse. Hoş geldiniz Songül Hanım. Gelmiş yok kimse. Songül abla hoş geldin.
Yok. Evet, bağırmakla ilgisi yok. Bağırmakla yok. Songül abla, Songül abla gitti. Ben Yozgat suyu öbür telefonu alalım, öbür telefonu alalım. Yani. Songül ablaya tekrar döneriz. Fatma Hanım, Afyon'dan. Yaz Türk Afyon'dan. Hoş geldiniz Fatma Hanım. Hoş bulduk efendim, hoş bulduk. Şifre neydi? Zebra Kek. Bravo, bildiniz. Kaç numara istiyorsunuz? 42 numara, siyah, spor olsun. Tamam. Oğlum için istiyorum. Doktor Bey'e de eşine de sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çok teşekkür ederim. Biz de saygılarımızı sunuyoruz Fatma ablacığım. Severek izliyoruz her zaman. Bilgilendiriyorsunuz bizi. Çok tamam. Çok memnun oluyorum. Teşekkür ederim. Size bir tane de Serap Hanım'ın yemek kitabından yollayalım ablacığım. Çok teşekkür ederim. Sağ çok memnun olurum. Bir tane de Serap Hanım'ın yemek kitabını yollayalım. Güne güne kullan inşallah. Çok memnun olurum. Tamam. Evet, öbür telefonumuz düşmemiş galiba. Evet. Maalesef hakkını kaybetmişmiş yönetmenim. Öyle diyor. Şimdi kapatıyoruz. Evet. Reklamlara gidiyoruz. Evet Feridun Bey, reklamlardan sonra. Telefonlar geldi. Songül abla geri kurtardı geldi, paçayı. Hakkını kaybetmedi. Hoş geldin Songül Hanım. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Şifremiz neydi? Kek Zebra. Tamam. Kaç numara istiyorsunuz? 40 numara istiyorum. Düz mü, spor mu? Spor model. Tamam. Güle güle kullanın. Sizi de çok seviyorum. Telefonumu da çok seviyorum. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Da Serap Hanım'ın kitabından, yemek kitabından yolluyoruz. Güle güle kullan. İlk yana da yollayalım. Birinci ablaya da yollayalım. Hemen reklamlara gidiyoruz. Olmasın. Reklamlardan sonra ayağa çok özel bir krem yapıyoruz. Reklamlardan sonra ayak altındaki noktaları öğretiyoruz. Kendi kendinize baş ağrınızı, mide ağrınızı, bel ağrınızı ayak tabanına masaj yaparak nasıl rahatlatırız? Bir de zebra keki tattıracağız seyircilerimize. Tadı nasıl olmuş onları konuşacağız. Ama reklamlardan sonra buradayız. Zebra keki yediniz mi zebra keki? Çok güzeldi hocam, elinize sağlık. Çok güzeldi hocam. Çok güzeldi, ellerinize sağlık. Belli. Harika. Aslan ablam benim. Çok güzeldi hocam, ellerinize sağlık. Baba keki çok güzel hocam. Baba şekeri çok güzel ayarlanmış. Değil mi? Özellikle. Aslan ablam. Sizin elinize değen çok güzel oldu. Teşekkür ederiz, sağ olun. Şimdi bir ayak kremi yapıyoruz. Nasıl yapıyoruz bu ayak kremini? Lütfen evde herkes yapabilir. Lütfen yapınız bu kremi. Ayaklarınızı çok rahatlatacak. Şimdi nasıl olduğunu anlatıyorum ayak kremini. 2 çorba kaşığı sıvı vazelin. Ne yaptık? Vazelini aldık. Şöyle vazelini, yaş vazelini aldık. Sıcak suyu. Kabın üstüne koyduk, böyle koyduk. Kaynayan suyun içine yumuşadı. Bak böyle gevşedi. Şimdi bunu bir kabın içine aldık. Gevşedi dedi niye Feridun? Gevşedi. Vazelin gevşer mi? Gevşer. Gevşemiş işte. Şimdi sevgili kardeşlerim. Bunun içine bir tatlı kaşığı okaliptüs yağı, bir tatlı kaşığı ozon yağı, okaliptüs yağı, bir tatlı kaşığı gliserin, yaklaşık bir tatlı kaşığı ya da bir çorba kaşığı da limon suyu. Kardeşlerim deneyin, yapın, ayaklarınızın altındaki kaşıntılar, yaralar hepsinde rahatlama olacak. Okaliptüs, ozon ve gliserin. İşte bu. Bey, sadece şu banyoyla, yaptığınız banyoyla, suyun içine lavanta attınız, o yaptığınız banyoyla ve bu ayak kremiyle mantarım geçti diye yazmışlar. Çok şaşırdım. Çünkü her gün yaptım diyor. Kaç senelik tecrübeyle bulunmuş bir şey bu. Bu muhakkak faydalı, yani çok rahatlatacak bir şey. Yani bu mantara da iyi gelir mi? Mantara da iyi gelir Serap Hanımcığım. Evet, mantara da iyi gelir. Bunu bir firmanın biri böyle yapmış, aynı bizim yaptığım kremden yapmış. Doğrusu firmadan izin aldık da yaptık biz bu kremi. Bu hazırı da var ama ben size evde yapılmışını tavsiye ediyorum. Firma böyle yapmış, hazırlamış. Birini sprey yapmış, birini krem yapmış. Ama ben size bunun kendi yapmanızı daha kolay olacağını söylüyorum. Firmadan izin aldık. İçindeki etken maddelerini kullanabilir miyiz dedik. Topuk çatlaklarına da iyi gelebilir. Topuk çatlarına falan hepsine iyi gelir. Özür dilerim. Buyurun. Şimdi akşam kızacak ben beni gene de diyecek reklamda ittirdin diyecek. Ama... Eldiven almaya nasıl gideceğim bir söyleyeyim. Burada duruyor. Eldiven de orada. Ne yapacağım ben? Hem de konuşuyorum. Hem konuşuyorum. Ne diyeceğim?
konuşuyorum bir taraftan. O zaman şöyle yapıp geçiveriyorum işte. Evet. Ondan sonra diyor ki gene bugün seyrettim. Her gün akşam programın tenkitini yapıyoruz. Evet. Her gün akşam gidiyoruz eve programın tenkitini yapıyoruz. Diyor ki bugün seyrettim. Ne seyrettin? Beni diyor gene ittirmişsin. Evet. Ya kardeşim ittirmedim. Ben burada farkında değilim ama i̇ttirmedim. Bayağı böyle. Ama ne yapabilirim? Ben konuşuyorum. Onu da almam lazım. E ne yapacaksın? Şöyle yapıvereceksin. Ablam kıyamıyor bana tabii diyor beni destekliyor ben. Tabii. Şimdi bu kremi bilhassa parmaklarınızın arasına kaşınan yerlerinize daha fazla olmak üzere koyun sürün. Ayağınızda acayip bir serinlik, bir rahatlık hissedeceksiniz. Şimdi şu firmanın şeyini getir, spreyleri getir bakalım. Birini onu yapalım, birini onu yapalım. Hemen itmeden getirdim. Dur bir dakika abla, bir dur şimdi. Evet. Şimdi onu geçmesi Spreyle için getirdim. Ona yapacağım şey kök. Şimdi bir de buna normal kremi sürdük. Buna da Spreyle. Bunu yapalım. Şöyle spreyi sıkacağız. Getir kremini. Sık. Yay. Ya sizin kreminiz daha mı güzeldi? Yok. Ha? Şimdi ben soracağım. İkisinin de etkisi aynı. Onu söylemeye çabalıyorum. O yüzden yaptım. Etkisi aynı. Aynı. Abla, dürüstçe doğruca söyle. Bu mu iyi, bu mu iyi? Bir dakika mikrofon tutacağım. Bekleyin. Bu daha iyi, bu daha kötü. Yapma kız, bu benim yaptım daha. Ben zannediyorum ki benimkini beğenecek. Bu daha iyi, evet. Yalnız şaşırdım ben. Şaşırmış. Şaşırdım, heyecanlandım. Kusura bak. Doğru söyle ama. Vallahi bu daha iyi tabii. Bakın kendiniz evde de yapabilirsiniz. Hem değil mi baksana? İlla para vererek almanıza gerek yok. Gördüğünüz gibi bak ne kadar güzel, kendiniz evde yapınız. Basitçecik evdeki yağlarla, kremlerle. Bu firmadan da izin aldık bu konuşmayı yapabilmek için. O kaldı, o emdi. Bak emdi, evet. Bak bir şey daha söylüyor, bak ne güzel diyor, bak. Bu diyor emdi bitirdi, öbürü kaldı diyor, doğru söylüyorlar. Şimdi ben size bu kremi tavsiye ediyorum ama şimdi anlatacaklarımı çok tavsiye ediyorum. Kardeşler, bütün dünyada hep böyle bir aletler yapılıyor. Almanya'da fuara gidiyorum, bu aletin özelliğine diyorlar ki böyle ayaklarınızı bunun üstüne basın diyorlar. Basın. Peki oradan başka bir alet gösterelim. Böyle bir alet yapıyorlar. Ayağınızın altına basın diyorlar. Biz de böyle bir ayakkabı söylüyoruz. Bunun da altında noktalar var. Basın diyorlar. Bunlar ne yapıyor? Ne yapıyor? İşte kardeşlerim. Ayakların altında çok özel noktalar var. Bunlar özel akupunktur noktaları. Bu noktalara masaj yaparak ya da bu noktalara basarak siz rahatlayabiliyorsunuz. Nasıl bir şey? Bu odanın, bu elektriklerini nasıl yakıyoruz? Şuradaki düğmeyi çeviriyoruz. Biz de burada ayak baş parmağınıza yapacağımız bir masajla, sizin beyninize, başınızı etkileyebiliyoruz. Karnınızı etkileyebiliyoruz. Ben şimdi size çok özel noktalar göstereceğim. Bu noktaları kullanarak baş ağrısını rahatlatabilirsiniz. Nedir bu nokta? Bakın. Berna'cığım şunu şöyle tut, onları bırak. Evet, onları bırak, sadece tamam, böyle tut bunu. Bakın, bu noktaya, buraya masaj yaparak baş ağrısını rahatlatabilirsiniz. İkisine de yapabilirsiniz. Nasıl yapacaksınız? Abla şöyle dizini kıvır. Şöyle yap. Baş parmağını of. Bastıra. Olacak. Bunu ovarken de oraya birazcık yağ sürmekte yarar var. Nerede bizim krem? Evet, krem burada Feridun Bey. Ozon yağı sürebilirsiniz. Eliniz kaysın diye susam yağı sürebilirsiniz. Bu masajı muhakkak yapınız. Bilhassa baş ağrısı. Ben sıkıntıdayım, stresim var, başım ağrıyor diyenler. Benim migrenim başlayacak gibi oldu diyenler. Bunu denesinler. Hemen rahatlama hissedecekler. Lütfen bunu ihmal etmeyin. Feridun Bey, benim bir arkadaşım da psikoloğa gitmiş. O da aynen böyle önermiş. Demiş ki her akşam yatmadan önce ayaklarına masaj yapacaksın. Bir de her gün bir tane muz yiyeceksin. Doğru. Bu da depresyona çok iyi geliyormuş. Şimdi devam ediyoruz kardeşler. Devam ediyoruz. Bakın. Gerçekten insan psikolojisi iyileşiyor. Şimdi devam ediyoruz. Şuradaki akciğer noktamız, şu karaciğer noktamız, şu midemiz, şu böbreğimiz. Neresi buralar? Bakın siz kabaca şöyle bilin. Şu ayağınızın çukuru var ya. Ayağınızın çukurunu ortaya aldık. Çıkardık. Bak çukur olan yeri. Bu üst bölgede
her yeri ovunuz. Ovdukça ne olacak? Burası akciğer, burası karaciğer, burası mide, burası böbrek. Hepsine faydanız olacak. Nasıl yapacaksınız bunu? Demin gösterdiğim gibi bacak bacak üstüne atacak. Buraya elin baş parmağıyla böyle 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 masaj yapacak. Kendi kendinize yaptığınız ya da eşinize yaptığınız daha ya da çocuğunuza olur. Yaptığınız daha faydalı. Şimdi müthiş burada rahatlıyor. Bak tut mikrofonu Serapcığım. Ne oluyor? Müthiş rahatlatıyor. Müthiş rahatlatıyor. Bakın şurası şu parmağın şurası akciğer noktası. Şurası karaciğer noktası. Şurası mide noktası. Şurası da böbrek noktası. Her tarafına yap sen. Yanlış bir yere bir şey yapar mıyım? Vallahi billahi yapmazsın. Bunun adı ne? Refleksoloji. Bu bir ilim. Doğru. Refleksolojiyi kendi kendinize yapabilirseniz ya da biri yani sevdiğiniz birisi, gönülden verebileceğiniz birisine yapabilirsiniz. Komşunuza, sevdiğiniz arkadaşınıza ya da çocuğunuza ya da şeyinize. Maalesef programın sonuna geldik. Ama ben size bu refleksoloji önümüzdeki günlerde gene anlatacağım. Çünkü bunu size öğretmek istiyorum. Çok basit, çok kolay bir metotla rahatlatabilirsiniz. Çok eskili gerçekten. Evet, ablalarımla beraber kapatalım, kalkalım ayağa. Hepinize çok şükür programımızın sonuna geldik sizin sayenizde. Çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık diyoruz. Evet. Sağlıklı kalın, mutlu kalın. Kanal 7'de kalın, hoşça kalın. Hoşça kalın.